Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim başımızın tacısınız. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkenizde, bugün kısıtlandığı bir süreçte siz emek veren gazeteciler olarak 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nüzü kutlarım. Bizler böyle bir toplantı yapmamızdaki amacımız, insan odaklı çalışıyoruz. Şöyle ki, biz daha önceden muhtarlarımızla ilgili bir çalışma yaptık. Bununla ilgili rapor hazırladık, genel merkeze ilettik. Şimdi emeklilerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimizle ilgili bir rapor hazırlayacağız. Onların da çok büyük sorunları var. Sonra düşündük ki gazetecilerimizle beraber olalım. Yerelde yaşadığınız sorunları az çok biliyoruz. Biz ilk basın toplantısında da demiştik ki hep birlikte omuz omuza edelim. Biz sizlerden çok destek gördük Doğru Parti olarak. Biz bir CHP, İYİ Parti veya AK Parti kadar güçlü maddi ve şey olarak hani onların teşkilatı olarak çok güçlü değiliz ama yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte ortak akılla hareket edip biz Kartal'da sizlerin de katkılarıyla biz güzel şeyler yaptık. Adımızı duyurduk. Doğru Parti'nin misyonunu, vizyonunu göstermiş olduk. Bu daha da katlanacak. Üye sayımız çoğalıyor. Özellikle kadın sayımız artmakta. Bu da bizi memnun etmektedir. Şimdi biz mesela burada istedik ki karşılıklı sohbet ortamında geçsin. Beni de az çok tanıyorsunuz. Gerçi adım suratsız başkana çıktı ama elimden geldiğince gülmeye çalışacağım, tebessüm etmeye çalışacağım. Yeter ki benim ve arkadaşlarımın hakkında şerefsiz, onursuz, hırsız, yalancı denmesin. Ama suratsız denmeyi kabul ediyorum, saygı duyuyorum bunu söyleyen arkadaşlarıma da. Şimdi sizler için düşündüğümüz bazı şeyler var. Mesela sizlerin bir lokali var mı Kartal'da? Bunu da bilmediğim için önce sormak istiyorum. Var mı böyle bir şeyiniz? Yok. Biz istiyoruz ki gazetecilerimizi hep bir arada olabilecekleri, çalışabilecekleri bir lokal olsun. Bunu nasıl yapabiliriz biz? Kent konseyimiz var artık. Çalışan bir kent konseyi olacağına inanıyorum. Daha önce pek görmemiştim. Duymamıştım da. Biz sizlerle ilgili düşüncelerinizi alıp, bu konuda fikirlerinizi alıp, sorunlarınızı da öğrenip, bunu kent konseyine sunup, Kartal'da bulunan gazetecilerimizin bir lokal sahibi olmasını istiyoruz. Siz de bu konuda bizi destekleyici yazılarda, yani yazılar derken, böyle bir konuyu gündeme getirdiğimiz zaman, siz de evet bu olmalı dendiğinde, bunun yaptırım gücü biraz daha fazla olur. Söylemek istediğim bu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Verdiğimiz haberleri, sizlere ilettiğimiz yazıları birçoğunuz paylaşıyorsunuz. Bizlere destek oluyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Genel başkanımızın söyleyeceği şeyler olacak. Çünkü önümüzdeki Kasım ayında İstanbul'da olacak. Kartal'da bizim misafirimiz de olacak. Onun açıklayacağı güzel şeyler de olacak. Ülkemiz adına. Biz şu anda Adalet Partisi ile birleştik. Bununla beraber ittifak çalışmaları yapılıyor. Gönül ister ki genel başkanımızın da söylediği gibi bütün siyasi partilerin bir arada olması, birleşmesi. Ancak bu herhalde bazı sebeplerden dolayı pek mümkün olmuyor. Yine de biz genel başkanımızın söylemlerine, işte hareketlerine, yazılarına, duruşuna, adamlığına güvenerek başarılı bir ittifak kurulacağına inanıyoruz. Bunların bilgisini zaten zaman içerisinde vereceğiz. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz size biraz sorular soralım, siz cevaplayın, biz notlarımızı alalım ve bunu rapor haline getirelim. Uygun mudur arkadaşlar? Olacak. Roller tersine döndü. Roller tersine döndü. Yani biz sizi dinlemek istiyoruz açıkçası. Amacımız buydu. Hem de bir kaynaşma kahvaltısı olsun istedik.
Bunu da rutine çevireceğiz biz. Mesela 3 ayda bir gazeteci arkadaşlarımızla bir kahvaltı yapmak istiyoruz. Hep bir arada olmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra yine beraber güzel çalışmalar yapacağız. Elimizden geldiğince de destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk basın toplantısında şunu söylemiştim, hatırlarsınız. Biz çok işte kendi yanında kavrulan bir siyasi partiyiz. Ama bütün basın mensubu arkadaşlarımıza tek tek dokunmaya çalışacağız diye. Burada birçoğunuz biliyorsunuz. Ama küçük ama büyük bir takım dokunuşlar yaptık elimizden geldiğince. Kimseyi de kırmadık. Ben de ve arkadaşlarım da sizlerden yana bir kırgınlığı yok. Bundan sonra da yine güzel güzel çalışmalarımızı yapacağız. Biz şimdi sorularımıza geçelim size. Kahvaltı programına daha bizi dahil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani yerel basında kadınların sorunlarına değinecek olursak, yani ben biraz spontan bir soru oldu açıkçası. Kurumlarla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok açıkçası. Yani ikili ilişkilerle ilgili problemimiz yok. Onun dışında nasıl söyleyeyim? Zaten biliyorsunuz basın sansür yasası geçtiği için de çok da fazla bir haber yapma şansımız ya da irdeleyerek haber yapma şansımız daha da azaldı. Yani kadınların, ben kendi açımdan baktığımda çok fazla yerel basında üretkenliğe yönelik ya da problemlere yönelik bir problemi olabildiğini kendi şahsım olarak söylüyorum. Yok. Yasalarla ilgili problemler varsa var. Yasaların biraz daha esnetilmesi gerekiyor. O da kadınlarla alakalı değil yani. Genel basınla alakalı yasaların daha esnetilmesi gerekiyor. Daha da sansüre maruz kalındı. Onun dışında benim söyleyeceklerim bir şey yok. Zaten yani işimizi yapmaya çalışıyoruz. Genel bir sorun görmüyorum. Ben kendi açımdan ama diğer arkadaşlarım ne düşünür bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Reklam konusunda zorlanıyoruz. İş anlamında. Normalde bayağı bir zorlanıyoruz. Heyecan yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Telefonla konuşunca ben çok heyecanlandım. Sansür düşün. Altlar çekip basın. Şimdi 10 yıla yaklaştı yani meslekteki görevim. Şöyle bir şey, aslında biz her duyguyu bir anda yaşıyoruz. Nasıl desem, bir cenazedeyken bir düğüne gidiliyoruz. Acil bir durum olabiliyor, oraya gidebiliyoruz. Bütün duyguları bir arada yaşayabiliyoruz. Kadın olarak erkeklerden daha duygusal olduğumuzu düşünüyorum. O anlamda ben bazen zorlandığımı da düşünüyorum. Mesleki anlamda kolay bir iş yapmıyoruz. Çok zor bir meslek aynı zamanda. Zorlandığımız noktalar, özellikle kalabalık bir etkinlikte çok zorlanıyoruz kadın olarak. Çok fazla oralarda değer görmüyoruz. Bir kapıldığımız zamanlar dahi olmuştu. Özellikle açılış programlarında falan. Ben bunu yaşadım. Onun dışında çalışkanız. Kadınlar çalışkandır diye düşünüyorum. Her işe koşturuyoruz yani. Sahadayız kadınlar olarak. Özellikle Kartal bölgesinden bahsediyorum. Genel anlamda bahsetmiyorum. Ama kadınlar olarak zorlandığımız birçok nokta var. Bu meslekte, bütün mesleklerde zorlanıyoruz kadınlar olarak. Onun dışında bir problem yok. Yani işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu anda söyleyebilirim. Size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama tabii önce onlardan başlayalım. Doğru olan da bu. Ancak şey var, söylediğiniz bir şey vardı, lokal. Ben gazetecilerin lokal konusunda kendilerinin bir şey yapmasını tercih ederim. Bir kurumun, bir siyasi partinin ya da bizden başka bir yapının böyle bir şeye dön ayak olması gazeteciler için zuldür diye düşünüyorum. Kusura bakmayın, işlerinde bir problem var, yaptırıyoruz. Böyle konuşuyorum. Ama tabii ki böyle fikri ortaya atması için Doğru Parti'ye, yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir lokalden çok gazetecilere, demin Nuray arkadaşımızın da söylediği gibi, çalışırken rahatlık verilmesi, benim yıllardır uyguladığım gibi yasalarla gazetecilerin gelirlerinin, aynı gelişmiş medeni ülkelerde olduğu gibi, hep Avrupa Birliği diyoruz da Almanya'da
yerel basın dediğimiz mahalledeki gazetenin bile bugünkü yaşam koşullarıyla bizim buradaki il gazetelerin yaşam koşulları neredeyse aynı. Kanunlarda aslında bu çalışma koşullarını önce ağırlık verip sonra cezalandırıcı unsurlara yönelirse siyaset, bu iktidar açısından söylüyorum. Yarın muhalefet de iktidar olacağı için bir şekilde siyasetin sadece cezalandıran yöne değil, önce gazeteciliğin imkanlarını da geliştiren yönde destekleyici olmasını beklediğini ifade etmek isterim. Söyleyecek çok şey var ama ben bunları yazarak anlatmayı daha çok bilirsin. Öyle devam edeceğim. Teşekkür ederim. Başkanımın önderliğinde tanıtmaya çalışıyoruz hep birlikte, ülke bazında da aynı şekilde. Ben gazeteci arkadaşların Doğru Parti ile ilgili gerçekten doğru fikirlerini duymak isterim kendi adıma da, başkanım adına da. Dost doğru konuşup, doğrular gibi ne düşünüyoruz Doğru Parti hakkında? Ben bunları duymak isterim. Sadece AK Parti'ye eleştirdim. Bir tek AK Parti, sizin paylaşımlarınızda da görüyoruz. AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'na işte bir şeyler söylüyor, eleştiriyor. Hatalarını söylüyor, yanlışlarını söylüyor. Acaba diğer partiler çok mu iyi sadece AK Parti hedef almış? Yani Cumhuriyet AK Partisi çok mu iyi muhalefet yapıyor? İyi Parti çok mu iyi? Hayır, onu hiç görmedim. Onu soracaktım. Yani sadece AK Parti mi kötü? Yani diğerleri iyi mi? Neden böyle bir yol istiyor, onu soracaktım. Yani onun cevabını soracaktım. Usta gazeteci olarak şimdi sana bir cevap vereyim sen. Bak şimdi ters bir şey yapmaya çalışıyorsun. Biz size hani şey Çiğdem Başkanım dedik yani Doğru Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Genel Başkanımız evet şu anda iktidarı eleştiriyor çünkü. Hepimizin inandığı bir siyasi ideoloji var. İktidarın yapmış olduğu hataları söylemek zorunda. Çünkü uyuyan bir millet var. Ama bunun yanında muhalefeti de mesela bahsediyor. Bir katkıda bulunabilir miyim? Mesela tamam, oraya kadar eyvallah. Ama sesli tanrı kurulmuş, neydi sinan söylemiyorum. Bir kalktı, talihsiz bir açıklama yaptı. Onu niye eleştiriyor? Veya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalktı mesela, bir yanlış bir şey oldu. Eleştiriyor. Ben bütün yazıları okumamış. Eleştiriyor. O kadar çok eleştiriyor ki. Sen hiç kalbine bırak mı? Hayır, bir AK Parti'ye takmış. Yok. Sen okumuyorsun. Siz okumamışsınız. Ben okumamışsınız. Siz uyuduğunuz döneme denk geldiniz. Bu süreç içerisinde kendisi geldiğinde sizleri tekrar bir araya getirdiğinizde daha net ifade eder. Ben şimdilik sadece söyleyeceğim şu olur. Yeni kurulacak olan Türkiye İttifakı'nın içerisinde olacağımızı biliyorum. Bunun içinde şu anda 8 parti olduğunu biliyorum. 9 mu? 9 parti olduğunu biliyorum. Amacımız işte benim ailemde, çevremde de mesela şu söyleniyor. Ya işte oyları bölüyorsunuz. Evet, altını gibi söyleniyor. Ama baktığınız zaman işte atıyorum bir İYİ Parti de 2017 senesinde kuruldu. İşte Gelecek Deva zaten AK Parti'nin içinden çıkma ve 2019'du sanırım kuruluştu. Biz de 2020'de kurulduk. İnsanların bizi anlaması lazım, dinlemesi lazım biraz. Hep söylüyorum, anlayın, irdeleyin diye. Şimdi bilinen partilerin içerisinde Doğru Parti kendi başına mücadele ediyor. Yani yel değirmenlerine karşı savaşıyoruz resmen. Ben inanıyorum, içimizde bu kuvayi milli ruhu var. Ben kurulan bu Türkiye ittifakıyla başarılı olacağına inanıyorum. Atatürk'ün kurmuş olduğu çizgilere, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağımıza da inanıyorum. Çünkü memleket elden gidiyor arkadaşlar. Yani böyle görüyoruz zaten tabloyu. Amacımız da birleştirici olmak. Ancak işte diyorum ya siyasetin hani bu tarafını gerçekten sevmiyorum. Koltuk kaygısı veya ben bir şeyler olayım kaygısıyla siyaset yapılırsa biz zaten bu işin içerisinden çıkamayız. Amacımız memleket olmalı. Biz de bu uğurda mücadele ediyoruz. Kurulacak olan Türkiye İttifakı'yla ben inanıyorum.
Türkiye'de çok şey değişecek. Sadece tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Doğru Parti genelde çok duyuramadığı için. Bu da genel başkanımızın ambargolu olmasından kaynaklanıyor. Yakın bir zamanda ulusal kanalda bir konuşması olduğunu da biliyorum. Duydum bunu da. Bu da ses getirecektir. Yavaş yavaş zaten açılmalar başlandı. Adalet Partisi'yle birleştikten sonra biraz daha ses gelmeye başladı. Olacak yani. Güzel olacak. Yani size daha çok açıklama yapabilir genel başkan. O yüzden o konulara çok fazla girmiyorum. Bir şey sorayım.